Herkese merhaba. Talha Hıza YouTube kanalımda bugün yapacağımız çalışma 8. ve 9. bablar olacak. Osmanlıca içerisindeki Arapça unsurlar bağlamında bugün artık son babları tanıtıyorum. Toplam 9 bab tanıtmış olacağım. Bu 9 babı bilmek ve buradan fail ve mefullere vakıf olmak arkadaşlar. Osmanlıca'da özellikle Arapça kökenli kelimelerin daha rahat okunmasına ve anlam verilmesini sağlayacaktır. Tefaül babı başta bir T, sonda bir elif harfi, sondan bir önce elif harfi alarak oluşturulan bir kelime. Şekil itibariyle fealeden tefaül bu şekilde oluşuyor. Muhakkak elif harfinden sonraki harf, hangi harfse kalıba göre ayın harfi, kısa bir u-ü harekesiyle okunacak. Yani bir T ve elif harfi ekleniyor, tefaül halini alıyor. Çoğunlukla işteşlik belirtecek arkadaşlar. Örneğin cins tabirinden tecanüs bir cinse girmek, bir cins durumuna gelmek anlamı taşıyor. Avn yardım başa T ve ortaya bir elif geldiğinde teavün ayın babının şurada var zaten. Teavün yardımlaşmak anlamına gelen bir tabir tefaül babından. Kemal tabirinden başa bir T sonra sonunda bir elif. Tekamül, olgunlaşmak. Şirk tabirinden de şereke, ortaklık. Teşarük, ortaklaşmak, ortaklık kurmak gibi bir anlama gelir bu baptan. Ve tefaül babında yapmacıklık, sahtelik anlamları taşıyan örnekler de vardır. Örneğin maraz, hastalık, temarüz, hasta gibi görünmek kelimesinde olduğu gibi. Şiir kökünden teşaür, şairlik taslamak yine T ve Elif ekleniyor. Cehle bilmemek, tecahül bilmezden gelmek, tecahülü arif edebiyattaki bir sanat oradan da biliyoruz. Yine farklı örneklere bakalım. Kesera kökünden tekasür, cevaz tabirinden tecavüz, haddi aşmak, kesera, kesera kırdı, tekasür kırılmak anlamına gelir. Peltekseyle olduğu zaman farklı bir anlam taşıyor. Yine meyil tabirinden temayül, meyil etmek, temayül yoklamasından biliyoruz. Cesaret tabirinden de tecasür, girişmek, göze almak demektir. Bunların hepsi gördüğümüz gibi tefaül babından kelime örnekleridir arkadaşlar. Düzensiz örneklere de bakalım. Deva tabirinden sonda yere de yazılabilir. Deva tabiri. Tedavi. Yine bakın T ve Elif ekleniyor. İlletli harf. Elif harfi olduğu için Y'ye dönüştü. Yine Ala kökünden veya Ali kökünden yüce teali, yüceltmek. Kürt teali cemiyeti, İslam teali cemiyeti gibi tabirlerden de biliyoruz. Bunlar da tefaül babından düzensiz örneklerdir. İsmi fail ve ismi fulle geçtiğimiz zaman herhangi bir harf çıkarmadan tıpkı daha önceki tefeül babında olduğu gibi başa mim getiriliyor. Durum her zaman aynı. Mimden son mim ötürü okutacak. Son hareke i yani esre okunursa fail, üstün okunursa mefil olacak. Tefaülden mütefail, mütefaal şeklinde oluşacak arkadaşlar. Ve tecavüz, haddi aşmak, sınırı aşmak demektir. Mütecaviz, haddi aşan, mütecavez de aşılan şey, haddi aşılan şey anlamına geliyor. Tezayüt tabirinden artmak, çoğalmak. Mütezayit ismi faili artıran. Mütezayit de artırılan şey. Tesanüt, senet kökünden dayanmak. Mütesanit ismi fail. Mütesanet ismi ful. Yazımlar aynı zaten. Tecasür, cesareti almak, göze almak demektir. Mütecasir, göze alan, girişen. Mütecaser de bazı örneklerde mefuller olmayabilir. Anlam daha çok fail olabilir bazı örneklerde. Göze alınan şey anlamında çıkabilir arkadaşlar. Evet, bu örnekleri de hem tefaül babına hem de oradan fail ile meful durumlarına geçirelim. Dört kelime burada, diğer dört kelime de burada var. Başta kayıt tabirinden tefaül babında tekayüt ortaya çıkmış oluyor. Kayıt altına almak. Kade tabirinden pek fiil olarak geçmez. Ancak tefaül babında tekaüt olarak geçiyor. Bakın burada Y harfi var. Burada ise biz ayın harfinin olduğu yere apostrof koyuyoruz. Tekaüt, emekliye ayrılmak, oturtmak gibi bir anlama gelir aslında. Vetara kökünden tevatür kullandığımız tabirlerden.
Vaza tabirinden tevazu. Bakın gördüğümüz gibi. Faillerine gelince tekayyütten mütekayyit, kayıt altına alan, mütekayyit dersek kayıt altına alınan anlamına gelmiş oluyor. Tekaüttten mütekaid, emekli olan. Tevatürden mütevatir, tevatür eden, hikaye, efsane. Tevazudan mütevazı. Buraya dikkat. Sonda ayın var, dat var, kalın zaten. Mütevazi olmaz. Mütevazı ıyla bitmek durumunda. Ayın harfi var zaten. Mütevazi dersek eşit anlamına gelmiş olur. Civar tabirinden tecavür, komşu olmak, sınır olmak. Misal tabirinden temasül, benzemek. Deva kökünden tedavi, deva bulmak, deva olmak. Bedil tabirinden tebadül, bedelden tebadül. Faillerine baktığımız vakit tecavürden mütecavir, komşu olan. Temasülden mütemasil, tedaviden mütedavi ve tebadül tabirinden de fail durumda mütebadil oluyor arkadaşlar. Ve tefaül babı T ve Elif harfi alarak bu örneklerde olduğu gibi uzun bir A ve Elif'ten sonraki harfin ötürü okuttuğu bir durum var. Fail durumda da sadece mim getirilerek aynı durumda fail meful durumu çıkıyor karşımıza. Evet, son bab olan istifal babına geçiyorum. İstifal babında 3 harfli kökün başına elipsin T, sondan bir önce de yine elif harfi geliyor. Baştaki 3 harf ist sesiyle, yani i, s ve t istifal şeklinde oluşuyor. Bu bab çok kullanılan bir babtır arkadaşlar ve genellikle geçişli yapacaktır girdiği kelimeyi. Örneğin hizmet tabirinden istihdam, hizmete almak, burada gördüğümüz gibi hizmetten istihdam. Mülk tabirinden istimlak, bakın elif sinte, elif sinte ve elif şu köke bu hafta gelerek yeni kelime türetilmiş oldu. Yani biz bu kelimeleri okurken içerisindeki mastarları bulabiliyoruz. İstimlak, mülk edinmek. Hasele tabirinden elif sinte getirildi. İstihsal, üretmek, ortaya çıkarmak. Netice tabirinden istintaç, sonuç çıkarmak. Nun, tabi bu da nun, te, cim, asli harf, ye ve güzel he fazlalık harf, zayit harf. İstifal babının diğer bir anlamı bolca kelimede istek ve arzu anlamı taşımasıdır. Örneğin karz borç demektir. Elif sinte elif geldi. İstikraz borç istemek. Fetva tabiri karşımıza istifta olarak çıkıyor istifal babından. Fetva istemek düzensiz bir örnek. Şuradaki F ve T gördüğümüz gibi asli harf. Vav'la Y zaten illetli harftir arkadaşlar. Medet yardım, yardım kökünden istimdat, yardım istemek. Bakın mim dal dal yine asya olarak burada bulunuyor. Cevap tabirinden isticvap, cevap istemek yine cim, vav ve asyaklar burada. İstifal babının saymak, addetmek anlamı taşıdığı kelimeler de vardır. Helal tabirinden türeyen istihlal, helal saymak, helal olduğunu söylemek anlamına gelir. Yani örneğin herhangi bir konunun helal olduğu istihlal edilmesiyle ortaya çıkar. Hıffet, burada hı, f ve t var tabii. Şeddeleme durumu söz konusu, yani f iki kere olacak. İstihfaf diyerek karşımıza çıkacak arkadaşlar. Burada f harfi kökte, yani hafefe kökünden geldiği için f harfi iki kere okunuyor, yazılıyor. Araya elif harfi girdi. İstihfaf da hafif görmek, hafif olarak addetmek anlamına gelir. Farklı örneklerden devam edelim. Acele tabirinden ayın cimlem, asli harf istical. Acele etmek, acele ettirmek. Kabil tabirinden istikbal. Mesela kabil, makbul, mukabele de buradan türer. Aynı kalıptan türemiş oluyor. Bedele tabirinden istibdal, değiştirmek. Gördüğümüz gibi. Ecel kelimesinden istical. Burada i uzun i arkadaşlar. Yazım olarak biraz farklı. Sonraya bırakmak, yani ertelemesini istemek gibi bir anlamda da kullanılabilir. Buradaki de tabi zıttı ayın harfi var. Acele. Buradaki ise sonraya bırakmak. Tacil, tecil gibi tefil babında göstermiştim.
Bu baptan fail ile meful olurken benzer durum oluyor arkadaşlar. Elifler atılıp mim getirilecek. Yani müstafil ve müstafal şeklinde fail ile meful durumu söz konusu olacak. İki örnekten de bolca görmemiz mümkündür zaten. İstirham tabirinden elifler atılıp mim getiriliyor. Müsterhim, istirham eden, istirham edilen. İstihkam hükümden türer, güçlendirmek. Müstahkim güçlendiren, müstahkem güçlendirilmiş olan. İstihdam hizmete almak, hizmete sokmak demekti. Elifler düştü, mim getirildi. Müstahdim hizmete alan, yani bir nevi devlet, işveren. Müstahdam istihdam edilen. İstihcan hecene kökünden. Müstehcin, müstehcen, ayıp olan, nahoş olan anlamlarında. Yine nutk kökünden istintak, sorgulamak, müstentık, sorgulayan, müstentak, sorgulanan bir nevi. İstihsal, hasere kökünden istihsal, sat harfiyle olacak bu da, yanlış yazılmamış. Müstahsil, istihsal eden, üreten, müstahsel, üretilen anlamına gelmiş oluyor. Bidensiz örneklerde ise çok örnek vardır. İstiklal tabiri normalde müstaklil olması gerekirken burada gördüğümüz gibi lam harfinin şedde cezim durumu oluyor. Müstakil diyoruz ismi faili. İstihkak, müstahak şeklinde meful durumda çıkıyor karşımıza. İstifade ismi faili müstefit. Düzensiz olduğu için ye geldi. İstifade eden. Müstefat derse istifade edilen olmuş olur. İstikametten müstakim çıkan yine karşımıza. Sırat-ı müstakim. Ye harfi yine geldi. İstibdat müsteddit olması gerekirken müstebit şeklinde karşımıza çıktı. İstikrar karar kökünden türüyor. Müstakır istikrarlı olan. Aynı yine şeddi cezim var. İstirahat, müsterih, rahat kökünden istirahat, istirahat eden müsterih ve istişare kökünden ismi meful tabii ki burada müsteşar tabiri çıkıyor arkadaşlar karşımıza istişare edilen kişi anlamında. Yine burada 8 tane örnek var. Bu örnekleri de istifal babına sokup fail ile meful yapalım. İlk kelimemiz nüsha. Nüsha kökünden İstinsah, nüshalaştırmak, çoğaltmak. Medet, yardım. İstimdat, yardım istemek. Yardım istemek. Cehil kökünden istichal ve cahil saymak, cahil addetmek, istichal. İstimar, amr kökünden istimar, imar etmek. İstinsah, fail durumda müstensih, istinsah eden. İstimdat yardım istemek, müstemid yardım isteyen düzensiz olduğu için istichal müstecil veya müstechal tabi meful durumda e oluyor edilgense şayet istimardan müstamir mamur duruma getiren müstamer derse ki pek meful olmaz mamur duruma getirilen olmuş oluyor. Mülk tabirinden istimlak mülk edinmek istifal babı yine. Mürur geçmek anlamak demektir. İstimrar yine bir yerden bir yere geçmek istimrar. Haber kökünden istihbar haber almak istihbarat çoğul halidir. Kurp kökünden yakın istikrab yakınlaştırmak anlamına gelir. Bunların fail ve mefulleri ise istimlaktan müstemlik veya müstemlek. İstimlak eden müstemlik, istimlak edilen müstemlek. Müstemleke sömürge olarak kullanılır. İstimrardan müstemir yine düzensiz durumda olan arkadaşlar. Müstemit gibi müstemir. İstihbardan müstahbir veya müstahber haber alan veya haber alınan şey. İstikraptan da müstakrip ismi fail, müstakrap ismi meful durumda olur arkadaşlar. Evet, Osmanlı Türkçesindeki Arapça unsurların en önemli konularından biri olan babları bu şekilde bitirmiş olduk. Bundan sonra biraz daha matbu metin olmakla beraber içeriğin biraz daha tamlamaların, babların bol olduğu ki bunlar beraber konulardır. Bu tüm konuları Osmanlıca içerisindeki Arapça unsurlar adlı lisanda bulabilirsiniz.
bol bol okuma yaparak bu bablara, tamlamalara ve Arapça unsurlara hakimiyet sağlanmış olur arkadaşlar. Yeni metin okumalarında, yeni çalışmalarda görüşmek üzere. Selamlar.